Kıbbı Cihar Yari Güzin, Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık 77. Menakıb Emirül Müminin Ömer Radiyallahu Tealaan Hazretleri Ebu Musa el Eş'ari Radiyallahu Tealaan Hazretlerini Pars Vilayetine Vali Tayin Edip Göndermişti bir müddet sonra bir mektup yazıp gönderdi. Mektupta bilmelisin ki idarecilerin en iyisi o kimsedir ki halkı onun sebebiyle iyidir. Kötü bahtlılar onun ile kötü bahtlıdır. Ve zinhar ya Ebu Musa elini açık tutup israf edici olma ki o vakt amillerin de öyle ederler. Senin misalin, o hayvan gibidir ki, otu çok yer. Onun semiz olması, boğazlanmasına sebep olur. Bir vakt, hazret Ömer ve Huzeyfe, radıyallahu teâlâ anhüma, oturmuşlar idi. hazret Ömer buyurdu ki, Ya Huzeyfe, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri münafıkların sırrını sana söylemiştir. Bende nifak eserinden ne görürsün? Huzeyfe dedi ki: Allahü Teala muhafaza etsin. Sen bunu nasıl söylüyorsun? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden sende nifak ile alakalı bir şey işitmedim. Yani sende münafıklık alameti yoktur. Bir vakte oturmuştu. Vera sözünü söylerdi. Sonra buyurdu. Harama ve şüpheliye düşerim korkusuyla, ile yetmiş helalden el çektim. Kimyâ-i de nakledilmiştir ki, Emirül Mü'minin Ömer, radıyallahu teâlâ an, yedi veya dokuz lokmadan fazla yemezdi. 78. Menâkıb Ebu İshak gül Abadi Tearrüf kitabında demiştir ki, Emirül Mü'minin hazret Ömer, radıyallahu teâlâ an, Üveys-i Karni'nin, rahmetullahi aleyh, sıfatını, Rasulullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretlerinden işitmişti. Hazreti Ömer'e radiyallahu Teala söylemişti. Üveys'i görmemişti. Fakat Üveys'i çok senâ ederdi. Ömer'e radiyallahu Teala an Üveys hakkında vasiyet eyledi. Hilafet sırası Hazreti Ömer'e geldi. Arefe gününde halkı Arafat'ta toplanmış buldu. Minber üzerine çıktı, seslendi. Her kim Iraklı ise ayağa kalksın. Bir miktar halk ayağa kalktılar. Her kim Yemenli ise ayrı tarafta otursun. Bir kişi kalktı. Emirül Mü'minin o kişiden sual buyurdu ki: Neredensin? O dedi: Karnındanım buyurdu. Üveysi Karni'yi bilir misin? Bilirim. Onun için soruyorsunuz. Halbuki içimizde ondan divane ve fakir yoktur. Emirül Mü'minin bunu işitti ve buyurdu ki: Onu o sebepten isterim ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden işittim. Buyurdu ki: Kıyamet günü Rabia ve Mudar kabilelerinin koyunlarının yünü adedince, onun şefaatiyle benim ümmetimden cennete girseler gerektir. Bu iki kabile, Arabistan'da büyük kabilelerdir. Koyunları çoktur. Herem bin Hayyan, rahmetullahi aleyh, der ki, bunu işittim. Küfe'ye varıp, onu talep ettim. Aradım ta Fırat kenarında buldum. Abdest alıp kaftanını yıkardı. Selam verdim. Selamımı alıp bana baktı. İstedim ki elini tutayım. Dedim: Allahü Teala sana rahmet etsin. Seni affetsin. Nasılsın? Bana onun muhabbetinden ve onun halinin zayıflığına acımamdan bir ağlamak geldi. O da ağladı. Dedi, Ya Herem bin Hayyan, sen nasılsın ya benim kardeşim? Sana benim tarafıma kim yol gösterdi? Ben sordum, benim adımı ve babamın adını nasıl bildin? Görmemiş iken nasıl tanıdın? O alim ve habir ki, hiçbir şey onun ilminden dışarı değildir. Bana haber verdi. Benim ruhum, senin ruhunu tanıdı müminlerin ruhu birbirlerini görmemiş olsalar bile birbirleriyle aşina olurlar dedim bana Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bir haber ver yadigar olsun dedi benim canım ve bedenim Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem feda olsun ben onu görmemişim ve onun hadisini gayriden işitmişim. Hadis rivayetinin yolunu kendimin üzerine kurulmasını istemem. Muhaddis ve müfti olmayı ve meşhur olmayı istemem, sevmem. Benim bir meşguliyetim vardır ki ondan gayri ile meşgul olmam. Dedim bana bir ayet oku. Ta senden işiteyim. Bana dua ve vasiyet et ta onunla amel edeyim ki seni Allah için çok severim. Benim elimi tuttu, Fırat kenarına götürdü. Dedi: Evuz billahi Ve ağlayıp sözlerin en doğrusu Allahü Teala'nın sözüdür. Sonra Duhan suresi 38. ayetinden 42. ayetine kadar okudu. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri abes olarak, batıl olarak yaratmadık. Bu ikisini hak olarak yarattık. Fakat çokları bunu bilmezler. Doğrusu, hüküm günü, hepsinin bir arada bulunacağı gündür. O gün, dostun dosta hiçbir faidesi olmaz. Yardım da görmezler. Yalnız Allahü Teala'nın merhamet ettiği kimseler bunların dışındadır. O şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Sonra bir bağırdı ki aklı başından gitti ve dedi: Ya Hayyan oğlu, baban Hayyan öldü. Sen dahi yakındır ki ölürsün. Ya cennete gidersin veya cehenneme Baban Hazreti Adem Aleyhisselam öldü ve Nuh Aleyhisselam öldü. İbrahim Halilullah öldü. Musa Kelimullah öldü. Davud Halife-i Hüda öldü. Hazreti İsa ölmedi. Hazreti Muhammed Rasulullah Aleyhisselatu ve Selam öldü. Rasulullahın Halifesi Ebu Bekr öldü. Biraderim Hazreti Ömer de öldü. Ben Ömer henüz ölmedi dedim. Hak Sübhanehu ve Teala bana Ömer'in öldüğünü haber verdi. Ben ve sen de öleceğiz dedi. Salavat getirip kısa bir dua yaptı. Dedi ki: Benim sana vasiyetim odur ki Allahü Tebareke ve Teala Hazretlerinin kelamı azimüş şanını ve ehli salih tarığını salih kişilerin yolunu önünde tutasın. Ölümü anmaktan bir saat gafil olmayasın. Kendi kavmine varıp onlara nasihat edesin. Onları nasihatsız bırakmayasın. Cemaatten bir adım ayrılmayasın ki bilmeden dinden çıkar ve cehenneme düşersin. Sonra birçok dualar etti ve dedi: Ya Herem bin Hayyan, bundan böyle ne ben seni görürüm ve ne sen beni görürsün. Beni dua ile yad et. Ta ki ben de seni dua ile yad edeyim. Sen bir tarafa git, ben de bir başka tarafa gideyim. İstedim ki, bir saat onunla gideyim. İstemedi ve ağladı. Beni de ağlattı. Ardınca baktım. Sonra bir mahalleye girdi. Bir daha ondan haber alamadım. Ömrümün sonuna kadar Hazret Ömer'in ruhuna hayır dua ederdim ki bana onun tarafına yol gösterdi. Eğer onun irşadı olmasaydı ben üveysi bulup feyz alamazdım.